Ne bakıyorsun ya sen öyle? Dönsene sen önüne. Allah'ım nasıl bakmam kraliçem, nasıl bakmam? Önüme dönsem ne olur? Ateşin ışığı senin yanında sönük kalıyor. Ah. Niye vurdun şimdi kraliçem ya? Şöyle bir depeni dürteyim ki değil mi? Belki de beynine kan gider. Şöyle bir aklın başına gelir diye. Ne edeceğim seninle? Ne mi edeceksin? Bir buradan öpeceksin, bir de buradan öpeceksin. Oh. Vur kraliçem, vur ya. Vurunca güller açıyor. Tövbe tövbe. Ya uzat hele sen şunu. Heh, tamam. Ama sen elini yakarsın falan da. Aman senin elin yanmasın kraliçem. Ya bırak sen de, vallahi az değilsin. Dur şunlarından da acık koyalım da koy, içine. Koy. Oh. Dur şu sarılardan da alalım azıcık. Ama şifa olsun yavruma, şifa olsun. Mis gibi kokuyor. Kokar ya. Hadi bakalım. Hadi gel götürelim. Götürelim. Oy. Kalanı sonra ben içerim. İçersin. Yürü. İyileştin artık. Yüzüne renk gelmeye başladı değil mi? Sayenizde valla. Gittikçe de kızarıyorsun. Hatta morarmaya başlıyorsun. Açsana içeceğini. Hadi aç. Ben sonra konuşurum içeceğimle. Evet. Gel ana gel. Dünyanın en has adamı. Kraliçem bunu sana şifa olsun diye yaptı. Dünyanın bütün şifacılarını dolaştım. Böyle bir şey görmedim. Ya vallahi sağ olun var olun. Sayenizde her şey, baş tacısınız. Buyur kız. Ya ben artık eve gitmek istiyorum. Şu Yılmaz mıdır nedir ne karın ağrısıysa artık bir şey yapacağı yok zaten. Saçmalamaz mısın Gonca? Bu kim? Arzu gelecekti ama. Yine de belli olmaz. Hop sen kıpırdama, sen kıpırdama. Gelenleri ben karşılarım. Gerekirse ninjitsu ya da aikido yaparım, onları alt üst ederim. Hayt. Taş yok lan, taş, taş. Lan. Hoş geldin. Gelin yabancı değilmiş, gelin gelin. Arzuymuş be. Arzuymuş ya. Ay, abi. Ama. Canım. Canım. İyi misin sen? Ben iyiyim, sen? Yani ben de iyiyim, biraz korktum ama. Ya işte öyle bir karşılama komitesi. Hadi gel. Hadi kaç kişi kalıyorlar lan bunlar? Burada gibi. Abi bilmiyorum da bunlar bize hacamat eder. Konuşma lan. Dırsak. Ne yapacağız? Bekleyeceğiz. Yürü. Evet, söyleyin bakalım ne söyleyeceksiniz. Dinliyorum. Paranla satın alabileceğini mi zannettin Adnan Efendi? Ha? Ya sen 2 gün önce şirketteki bütün hisselerini bana satmadın mı? Öyle mi? Ha, doğru. Al o zaman. Bütün para burada. İptal ediyorum anlaşmayı. Vay. Siz şov yapmaya geldiniz yani. Bana bak. Atabeylerin fabrikasını sen ancak rüyanda görürsün ha. Vallahi cesaretinizden etkilenmedim diyemeyeceğim. Ayrıca Halil Bey hakkında çıkan haberlerden sonra sizi böyle yan yana görmek takdire şayan. Öyle mi? Ama ve lakin kredi borçlarınız yüzünden fabrikanıza, evinize, bütün mal varlığınıza aciz geleceğinin farkındasınız değil mi? Bana bak. Kardeşim nesin sen ya? Ha? Nesin? Müneccim misin?
Hatırlı dostlar edinen biri diyebilirim. Rıfat Ağa'nın iş yaptığı bankayla ben de iş yapıyorum. Hatta müdürü çok yakın arkadaşım. Antalya'da birlikte golf oynarız. Rıfat Ağa yalvar yakar ek mühlet almış. Yeni haber mi bu? Bilmiyor muyuz biz? Sana ne kardeşim bizim borcumuzdan? Ha sana ne? İster öderiz ister ödemeyiz. Sana ne? Doğru. Bana ne? Ayrıca Adnan Fuat Efendi, sen bundan sonra ayağına denk al. Yaptıklarını teker 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 ödeyeceksin. Şş, bana bak. Karımın sözünü dinlesen iyi eder. Çünkü o ne derse çıkıyor, değil mi? O zaman kartlarımızı açık oynayalım. Şimdi bir, Halil Atabey. Sen hapse girene kadar ben durmayacağım. İki, Rıfat Atabey. Açlıktan sürünene kadar yine durmayacağım. Ve üç, siz Isparta'dan gidene kadar ben asla durmayacağım. Hadi bakalım. Elinden geleni ardına koyma. Hodri meydan. Peki. Siz bilirsiniz. O zaman gidebilirsiniz. Sezgin, Atabeyleri uğurla. Çekil, çekil. Biliyoruz biz yolu. Allah Allah. Nasılsınız? Kızım biraz kederli gördüm seni. Yo yo abi sana üzüldüm. Arzu. Bu olanlardan dolayı çok mahcubum. Ya olur mu öyle şey Gonca abla? Senin bir suçun yokmuş ki işte. Adam manyağın tekiymiş yani. Sağ ol. Ali. He. Yavrum. Bu içeride biraz yorgan döşek falan baksak. Hani bir sürü insan kalacağız ya burada. Ne gerek var ana ya? Buralara işte kıvrılır kıvrılır yatarak. La oğlum ben değerlendirme. Döşek bakacağız kalk yerinden. Hadi aşkım. Sen ben yavrum. De yardım ediyorum. Hayır hayır yavrum sen yardım etme. Kızım. Sen burada kal. Sen sürleşmene devam et. Zaten hep yoruldun sen bugün. Siz ikiniz düşün önüme. Sen de yürü, yürü. Ya ana burada ne yatak var, ne denklik var, ne döşek var. Biz nerede yatacağız ya? Ya bir hoş bir konuşup durmasana Ali. Biz buraya neye geldik? İçerideki Gonca yılanın toprağımı, yavrularımı bir araya getirelim diye bir fikir tatisinde bulunmaya geldik, he mi? Ha? Ben ne düşündüm biliyor musun? Herkesin karanlığı kalbinde herkesin hikayesi gizli bir yara. Kimsesiz bir gölgeyim yapayalnız.